Evet arkadaşlar, haritanın da yüklenmesiyle birlikte evet maçımız başladı. Dual Sight'ta saat 2 ve saat 8 yönünde oyuncularımız çıktılar. 2 yönünde Mor Terran Muftu, 8 yönünde Mavi Terran Berzerkçi. Evet, harita aynen adına yakışır bir şekilde bir tarafı adeta cennet gibi yemyeşil görüyorsunuz. Diğer tarafı da adeta cehennem gibi. Birazcık daha böyle volkanik. Muftu bu tarafta başlıyor. Buna karşılık Berserkçi birazcık daha iyimser, daha optimistik tarafında başlıyor haritanın. İnşallah sonuç da onun için öyle olur. Çünkü şu an 1-0 geride, bu maçı da kaybetmesi durumunda kaybedenler tarafına düşecek Berserkçi ki oradaki yolu çok daha uzun olacaktır. İşi hiç de kolay olmayacaktır. Bakıyoruz acaba Muftu bu oyunda da sıra dışı bir hareket yapacak mı veya Berserkçi sıra dışı bir hareket yapacak mı diye. Şu anda her şey normal gözüküyor. Muftu bu defa birazcık daha alışılageldik bir noktaya atıyor Supply Depot'u. Ve evet, bir önceki oyundakine benzer bir şekilde hızlı bir gaz aldığını görüyoruz. Eğer Berserkçi bir önceki oyunda dikkat ettiyse Muftu'nun oyun başında çok az ünitesi olduğunun farkına varmış olabilir. Ve yine hızlı bir saldırıyı belki birazcık daha başarılı bir şekilde gerçekleştirirse Muftu yine çok sıkıntılı bir duruma düşebilir, değil mi Hüseyin Hocam? Evet, görünen o. Şu an Berserkçi bir içisiyle bilgi almak üzere yola çıkmış durumda. Muftu barakasını ve gazını topluyor. Aynı şekilde o da içisini yapıyor. İki tarafta benzer şekilde oynuyorlar şu ana kadar. Bir farkla Berserkçi'nin gazı biraz daha geç kalacak. Bakalım bu farkı nasıl değerlendirecek. Muftu yine bir starport, erken bir starportla Banshee yapıp hasar vermeye çalışacak mı işçilerine, ki görünen şimdilik o. Peki bu farklılığı değerlendirecek olursak, Hüseyin Hoca'nın da söylediği gibi Berserkçi gazını birazcık daha geç alıyor. Buna karşılık Muftu barakasını birazcık daha geç yapmak durumunda kalıyor. Bunun doğuracağı sonuçları düşünecek olursak Muftu Orbital Command'i birazcık daha geç alacak. Dolayısıyla ekonomik anlamda aslında bir nebze de olsa geri düşecek. Berserkçi ekonomik anlamda mineral olarak üstün olacak. Fakat teknolojik anlamda geri düşecek. Yani fabrika ve starport gibi daha ileri teknoloji ünitelere daha geç kavuşacak. Tabii Muftu bunların avantajını kullanarak aslında çok büyük avantaj sağlayabilir. Ama eğer Berserkçi Muftu'nun bu oyun başındaki ünite anlamındaki zafiyetini değerlendirirse aslında çok büyük, oyunu lehine çevirecek bir avantaj yakalayabilirdi. Ama şu an için böyle bir şey görmüyoruz. Ve Muftu'dan Reaper'lar görüyoruz. Artık son yamalardan sonra pek de görmeye alışık olmadığımız üniteler. Ne dersin Hüseyin Hocam? Burada hani istediğini yapana kadar, en azından bir süre fabrikası bitene kadar bu gazını ve tekrar takılmış barakasını değerlendirme.
Bezerkçinin işi gerçekten zor olacak değil mi Hüseyin hocam? İçi full dolu 3 Medivac ve 3 Viking var. Biraz şanslı bu anlamda Bezerk. Çünkü Vikingler geri dönüyor ama tam da Vikinglerin üstüne doğru gidiyor şu an Medivac'ler. Bakalım oradan hani canlı çıkabilecek mi bu askerler diye merak Hayır! ediyorum. Vikingler diye bağırmak üzereyiz. Bir Kurt tanesi gitti. Kurtlar sofrasına düşüyor arkadaşlar Medivac'ler. Daha da alabilirdi. Vikinglerini korumayı tercih etti ama ciddi bir kayıp verdi. Bir miktar marine indirdiğini gördük Berserkçinin, kurtardı bu şekilde Medivac'lerini ama gerçekten de bu kendisi için çok kötü oldu. Çünkü şu anda nüfusa baktığımızda 20 nüfusluk bir fark var, geriden geliyor. Ve Muktu'nun üniteleri çok daha teknoloji anlamında üstün. Özellikle bu mavi alevde Herion'lar marinleri yakıyor, kül ediyor. Buradan Berserkçinin dönmesi çok zor değil mi Hüseyin hocam? Evet, GG gelir mi diye bakıyorum ama henüz görmedik. Ki bütün bunlar yetmezmiş gibi bir adet de Banshee'nin başıboş bir şekilde haritada Berserkçinin expansion'ın orada beklediğini görüyoruz. Bu da çok can yakabilir. Cloak geliştirmesinin bittiğini görüyoruz. Her an görünmez olup dehşet saçmaya başlayabilir. Bir adet turret var Berserkçinin base'inde. Dolayısıyla bu aslında çok kendisi için talihli bir durum. Marinlerini geri çekiyor. Çok sayıda marini var ama görünmezliğini kullanıyor Muftu. Bir scan gördük. Hemen bu tarama alanının dışına çıkıyor Muftu. Öte yandan bir adet de Helion haritada gözlemine devam ediyor. Berserkçinin ikinci üstünü almadığından emin olmak istiyor Muftu haklı olarak. Çünkü şu anda ekonomik olarak inanılmaz bir üstünlük kurmuş durumda. Hemen bakıyorum işçi sayılarına, neredeyse ikiye katlamış durumda Berserkçiyi. Ve bu tabii ki gelir anlamında da hanelere yansıyor. Berserkçinin şansı giderek azalıyor. Yorumlarını alacağım Hüseyin hocam. Şu an hani oyun çok büyük ölçüde aslında belli gidişatı. Hani Muhtu'nun buradan kaybetmesi için ekstra emek vermesi gerekiyor. Zaten bir üst önde şu an, bir de hani bunlar yetmezmiş gibi üçüncü bir hani ninja üst diye tabir edilen bir üst alıyor şu an tam da altına. Bakalım neler yapacak, nasıl bir strateji geliştirecek. İki starport daha attığını görüyorum şu an. Evet arkadaşlar, hani işi abartmak anlamına abartmak gelen amiyane bir tabir vardır ya. İşte Muftu şu anda onu yapmakta. Starport sayısını 5'e tamamlamış durumda ki bunların 2 tanesinde tech lab var. Ben buradan sonra Battle Cruiser çıkarsa şaşırmam ki Fusion Core'u da görüyoruz. Galiba o efsane üniteleri savaş alanında görme şansımız olacak. Ne dersin Hüseyin hocam? Bakalım, Fusion Core hazır. Tech lab'li starportlar hazır ki hani şu an üstünlüğünün farkında. Bunu neden değerlendirmeyeyim diyor ki haklı kendisi. Evet, şu anda 2 adet de Armory görüyoruz. Dolayısıyla hızlı bir şekilde geliştirmelerini de yapacak ve ölümsüz Battle Cruiser'lar izleyeceğiz. Aslında bu Bio Marine ağırlıklı Bio ordusuna karşı Battle Cruiser gerçekten de aklınıza gelebilecek en iyi silah. Çünkü Battle Cruiser'ın zırhı o kadar fazla ki Marine'lerin vurdukları 7 hasardan neredeyse yarısının etkili olamayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Muftu zırh geliştirmelerini de büyük ihtimalle yapmaya başlayacaktır hızlı bir şekilde. Ölümsüz Battle Cruiser'ları olacak gibi gözüküyor. Henüz Battle Cruiser yapmaya başlamadı. Banshee'lerle devam ediyor. Belki de oraya bile sarkmayacak diye düşünüyor Muftu'da oyun. Fusion Core'da şu anda bir geliştirme yapmıyor. Bakalım nereye gidecek bunlarla. Çok sayıda Banshee'si var şu an. Nüfus olarak neredeyse rakibinin 1,5 katından fazla, 2'ye katlamak üzere. Banshee, Herion ve Viking ordusu her şeyi kontrol alacak bir ordu kompozisyonu değil mi Hüseyin hocam? Gayet iyi bir kompozisyon. Bu arada altın üstte de işçi transferini görüyoruz. Yani her şey yetmezmiş gibi.
Battle Cruiser'ları da savaş alanında görmekteyiz. Muftu'nun ekonomisi gayet iyi. Baktığımız zaman gaz konusunda birazcık sıkıntı yaşıyor. Eğer o da olmasa çok daha fazla, çok daha hızlı bir şekilde basabilirdi bunları. Ama öyle bir şansı yok. Berserk'i çok iyi yakaladı. Çok fazla sayıda Hellion kaybediyor Muftu. Hellion'a da hata vermeye devam ediyor tabii bu arada. O SCV'leri birer birer yakalıyorlar. Oradan geri dönüşleri yok bütün o arabaların ama. Bütün ordusunu steamledi Berserk'çi ve 3 adet Hellion'ı hızlı bir şekilde indirmesini bildi. Orada Berserk'in işçileri arkada sadece tek bir mineral hattından çalışırken şu an fark etti ve daha iyi çalışabilecekleri bir yere gönderdi. Şu an şaşırtıcı bir şekilde üst anlamında iki tarafta eşit, yani kaynak toplama anlamında olmasa da. Evet, baktığımız zaman şu anda Berserkçi ikinci üssünü alabilmiş durumda ve üçüncü üssünde de bir tane Planetary Fortress görüyoruz. Yani burayı da aslında korunaklı diyebileceğimiz bir şekilde tutuyor ama bu Banshee'lere karşı pek fazla bir savunması olmayacak. Eğer menzilindeyse ki öyle, Banshee'ler zannedersem bu üssün sonunu getirecek gibi. Üretimde iki Battlecruiser daha görüyorum. Giderek zannedersem maçın kader anına doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bütün askerlerini çekti şu anda Berserkçi ve az sayıdaki Banshee'yi burada öldürmesini başarıyor ama ne pahasına üstünü kaybetti. Muftu'nun sayısız Hellion'ı şu anda Berserkçi'nin ikinci üstüne girip geliyorlar ama burada verebilecekleri çok da fazla hasar yok çünkü Berserkçi'nin işçileri burada değil. Bütün ordusunu yine geri çekiyor. Burada bir barbekü festivali yaşanıyor şu anda. Barbekü festivali. Baktığımız zaman bütün marinlerini kaybediyor Berserkçi ama Hellion'lardan hala az da olsa savaş alanında görüyoruz. Ve bu da yetmezmiş gibi şu anda bütün hava askerlerini, hava ordusunu ileriye sürdüğünü görüyoruz Muftu'nun. Çok sayıda Battlecruiser var. Zannedersem bunları görmesiyle birlikte hızlı bir good game göreceğiz Berserkçi'den. Evet, tebrik ediyoruz arkadaşlar. ...2-0'la Muftu bu turu da atlamayı başarıyor. Hemen yanına gidiyoruz arkadaşların. Önce yine Berserkçi'yi alacağım yanıma. Evet Berserkçi, hızlı oyunlar oldu aslında. İlk oyunda özellikle çok böyle ofansif bir rush.
açtı ama. Abi şuradan köklemiş. Abi hemen.